Merhaba arkadaşlar, tarihi Fate RPG oyunumuz olan Celali'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ancak şöyle bir durum söz konusu, bu ilk bölüm değil. Geçen hafta oynadığımız oyunun kaydı ile ilgili yaşadığımız teknik bir aksaklıktan dolayı bölüm 0 dediğimiz karakterlerin tanıtıldığı, evrenin tanıtıldığı, maceranın etken olaylarının yaşandığı sahneler maalesef ses problemi nedeniyle kaydı yayınlayamayacağım bir halde. O yüzden birinci bölüm olarak bunu yayınlayacağız. Ancak merak etmeyin, macera sıfır daha hiç başlamadı. Maceranın daha kokusunu yeni aldık. Daha maceraya giden yoldayız. Gerekli ayrıntılar, gerekli aksaklık yaşatmayacak bilgiler bölüm başında Mehmet abi, unuttuğu yerde ben, unuttuğumuz yerde kumandayı tarafından sizlere verilecek. Kısa bir özetle de giriş yapacağız. Diyelim Mehmet abi, böyle bir önceki bölümü ufaktan bir özetleyelim, öyle de giriş yapalım Allah'ın izniyle. Olur, olur. Şimdi arkadaşlar, bu oyunumuz 1585'te Gerede'de geçiyordu. Bolu Sancağı'nda. Bolu Sancağı'na bağlı Gerede Subaşılığı'nda. Karakterlerimiz Evrad, Temur'la Canibek bu Gerede Subaşısı'nın kapısında yaraşmaydı. Bunlar bekar, iki bekar uşak, mücerret uşak. İşte Celal İhsanları'nın daha başlamaya, yeri yeri başlayacağı bu dönemde işsiz güçsüzler, kaderi sillesini yemişler. İşte Canibek bacar ellerinde esir düşmüş, oranın kuban ağzıyla konuşan köylülerinden esir düşmüş, yolu Bolu Sancağı'na düşmüş bir şekilde. İşte azat edilmiş köle gibi ama böyle çok da böyle defi bela kavliden azat edilmiş. Evrad Timur kimi kimsesi olmayan birisi. Orada burada gezinmiş. Bir demircilik istidadı var ama öyle bir usta çırak ilişkisi içine de pek girmemiş yani. Bunlar böyle bekar bekar sürterlerken işte bunlar Gerede yolu düşüyor bunları. Çünkü işlek bir yer orası. O tarihlerde Bolu, İran, Bağdat İstanbul, Bağdat o askeri yol üzerinde ya. Ondan sonra bunları yolu oraya düşüyor ve Gerede Subaşısı'nın çavuş tokurun adamları, cebelleri tutuyor bunları. İşte bunlar bekar uşak geziyor. Bunlar kimdir? Suhte midir? Suhte Mendes'e öğrencisi. O dönem işsizlikten güçsüzlükten bunlar çete kurup soygunlara falan karışıyorlar Anadolu'da. Ondan sonra bunları kapılarına alıyor. Hadi tokur. Yanaşma olarak. Yani bunlar köle değil. Köle statüsünde bile değil. Köleden de aşağı bir durumda. Çünkü yanaşma, karın tokluğu orada çalışıyorlar. Tokurun ahırında yatıp kalkıyor bunlar. Ayak işlerini hallettiriyorlar bunlara. Ondan sonra biraz silah kullanma kabiliyetleri falan da var. Hani biraz eğitim görmüşler böyle tokurun kapısındayken. Ama çok böyle resmi bir eğitim değil bu. Hani ayakçı sonuçta bunlar orada. En son kahramanlarımız bir küfe odu taşıyorlardı Tokur devine. Ve aç ve yorgunlardı hali. Tokur'un kilerini soymak durumunda kaldılar. Biraz da Gerede Subaşısı'nın şımarık oğlunun fişleklemesiyle. Sonra ne oldu? Suçları ortaya çıktı. Tam iş üstünde. Subaşı'nın oğlu yırttı. Bu ikisinin üstüne kaldı kabak. İşte bunlarla şimdi uğraşılmaz. Bunları biz şimdi fadakaya yatırırsak daha bağa çıkarlar, bela olurlar. Biz bunları Bolu Sancağı'na gönderelim. Bolu Bey bunları eşkıya diye idam etsin diye bahsede kapatmışlardı. Gerede Subaşısı'nın bahsede. Sonra bahsede bunları acıyan Tokur'un adamlarından birisi bunları salmasına izin verdi. Yani gizlice dışarı çıkardı bunları. Kaçırdı, firar ettiler. Artık eşkıyasınız dedi. Bundan sonra dedi Çamlı Bey'le yolu tutmanız lazım dedi. Yani Köroğlu'na katılmanız lazım. Yani eşkıya olacaksınız. Yani başka yolu yok. O civarda da en güvenilir eşkıya o, tamammışım der. Diğerleri çok sakat adamlar böyle. Ki nitekim bir tanesiyle karşılaşıyorlar. Köroğlu'nun yolu bulmak için Marco diye bir hancının taş hanına gidiyorlar böyle dağ yolunda.
Orada bunlar işte Köroğlu'lu yerili izini öğrenmeye çalışırlarken Kız Soft'a diye bu suhte çetelerinden bir ikisi iki arkadaşıyla birlikte hana eriyor. Bunlara sarkıtılık yapıyor kelimenin tam anlamıyla işte. Zorla oylatmaya kalkıyor bunları. Hani o dönemde işte bunlar eşkıyaların öyle tuhaf adetleri var ya. Ondan sonra bunlar da gururları da yediremiyorlar. Çatışıyorlar eşkıyayla ve üç suhteyi orada eşkıyayı orada tepeliyorlar. Malları da mülkleri de çöküyorlar. İşte 5 altını şeye vermek suretiyle bunlara 25 altın kalıyor. 25 altın. 3 kılıç, 3 kalkan, 1 topuz, 1 tüfek, 1 kuburluk yani barutluk ve saçma torbası, 2 piştol ve 1 kuburluk, 1 saçma kesesi gibi. Yani fındık kesesi, fındık dediğimiz mermiler o. Ondan sonra 3 tane de kaba ya el koyuyorlar 3 atla birlikte. Ondan sonra şeyde yanlarına biraz azlık veriyor hacı. Diyor ki artık diyor bunların kellesini kestiniz. Köroğlu biraz bunu referans olarak görebilir. Daha iyi kabul eder sizi diye. Çünkü şey diyorlar ilk. Biz hırsızlıklar içeri düştük. Adam her tavuk hırsızını yanına alır mı? Sizin kafanızı kestirir falan diye. Korkutmuş bunları Marco. Şimdi bunlar hava aydınlanmaya yakın. Çamlıbel'in yolunu tuttular. Çamlıbel tepelerde görünen böyle bir kale böyle. Çok sarp. Yarısı yıkık bir kale. Ama bayağı sarp bir noktada. Çamlıbel'in doruklarla doğru tırmanıyorlar böyle. Hava aydınlanmış inceden. At sırtında ilerliyorlar. Oyunumuz burada kesilmişti. İyi midir? İyi. Harika. Şu an şey kısmındayız. Atımızın baya baya sert çatıştılar. Yani şey ölümden döndüler ama üstesinden de geldiler yani. Şey atımızın sırtında. Evet. Kendi fıngır mıngır ilerliyoruz Çamlıbel'e doğru. Bize söylediği yoldan. Bu arada seyircilere şunu hatırlatmayı unuttum. Ben bettah olduğum için yani anlatıcı olduğum için ve zaman dışı olduğum için ben böyle fes kılığına bürüldüm. Ama onlar direkt sarık falan 1589'un kılığıyla oynuyorlar arkadaşlar. Yaşlıyız ben Mehmet abi. Zaman üstü olduğum yani. İçin ben fesle oynuyorum. O ayrıntıyı da açıklayayım. Mehmet abi boyunda zaman ve mekandan münezzeh. Vallahi. Ha şimdi ne yaptığımızı mı söyleyeyim? Ben şimdi hayal ettiğimi söyleyeyim. Eğer'in tamam mı? Böyle bağdaş kural gibi bir ayağımı Eğer'in üstüne doğru, atın kafasına doğru uzatmışım. Biri aşağıda şeyde. Tamam mı? Eğer'den aşağı bir uzatmışım. Elime de sarmışım şeyi, hayvanın gemini. Çok da keyifliyim. Çünkü iki tane piştavumu böyle çapraz takmışım belime. Tüfeği de böyle Eğer'in cepliği olur böyle solunda deri olur. Cepliğine takmışım. Bir yandan tüfeğe yaslanıp bir yandan da gemle böyle kendimi şey yapıyorum. Yar uyur vaziyette etrafı böyle gözler şekilde ilerliyorum ama bir yandan da gözüm şeyde. Evran ağamda bakalım Evran ağam ne ediyor? Bir diyeceği var mı? Bir bildiği var mı? Diye de ona bir bakıyor. Ben böyle konuşmayı sevmiyorum zaten. Bu arada zar attığınızda bana sayıları söyleyin. Bana geç geliyor ya. Tamam söyleriz. Tamam. Onu hallederiz. Tıngır mıngır ilerliyoruz böyle atın üzerinde. Ben tedirginim tabii. Bu yanımdaki kadar havai değilim. Bakıyorum etrafıma. Gözüm kestiği yeri görmeye çalışıyorum. Çünkü eşkıya ini. Solumuzda sağımızda yollar var. Yolu şaşırsak Ortlak beline düşeriz diye korkuttular bizi. Yolu şaşırmasak Çamlıbel'e gideceğiz. Köroğlu'nun ini. Orası daha korkunç. Ortlak size tarif etti ama yani siz uzaktan şeyi de Çamlıbel'in yıkıntıları da gördünüz. Sağa doğru döneceksiniz hakikaten ama yani adam onu demese size çünkü şey başka tarafa da gidebilirsiniz. Yani farklı tarafta da bir yükselti var böyle. Acaba Köroğlu'nun yeri burada mıdır diye. Sola doğru da kıvrılabilirsiniz. O Hortlak Belli'ye giden yola da kıvrılabilirsiniz ama Hacı sizi uyarmıştı zaten. Şeye doğru gidiyoruz. Çamlıbel'e doğru. Benim aklımda tek bir soru var. Biz o kadar şey aldık da Evran Hanım bir tütün çubuğu almadık da içemedik de şu Köroğlu'na varmadan bir keyif çatalım. Ulan hala götüne giyecek şalvarı zor buldun adamdan çıkartıp alamadın. Bir hatırlatma tütün değil de afyon belki olabilir diye diyeceksiniz. Tütünün gelmesini daha bir 10-15 yıl var. 1600'lerin başında geliyor ya Osmanlı'ya sonra 1-2 yıl içerisinde hızla yayılıyor hani.
Tütüt. Ya resmen bu adamı nasıl lan Kazak aptal bunun gibi adamları şöyle anlatır. Yaz olunca yayla Afyon yayla. Var ama Afyon var. Bak, yaz yani olunca yayla yayla göçenler, topuz evet. Korkusundan şardan geçenler, meşe yaprağını kıyıp içenler, Rumeli bohçasını da Doğan beğenmez. Kazak aptal tam böyle diyor buna. Yani görmemişlik. Oğlum biz gariban adamız, görmemişlikten meşe yaprak kıyıp içen adamız, sen tütün be keşke diyorsun, bir co aralık olsaydı da tütün isteydik. Ha belki sen Osmanlı topraklarına gelişi 1600 sen hani şeye İstanbul'dan şey yayılıyor ya, belki bu Macar elinde falan gördüyse böyle getiren betiren böyle egzotik diyarlardan böyle bir tüccara falan denk gelip biliyor tüketmişse bilemem. Yani. Osmanlı daha yok. Afyon olsun o daha iyi. Çamlıbel'e doğru gidiyoruz böyle. Sanki bütün taşlar hareket ediyormuş gibi geliyor bana. Ben tabii bozuldum sözlerine Evran Ağam'ın. Ben diyorum iyi oldu sana. Sanki bana böyle bütün taşlar hareket ediyormuş gibi geliyor. Her taşın altından bir şaki çıkacakmış gibi. Ama yavaş yavaş ilerliyoruz yani. O daha kale kıtısına doğru ilerliyorsunuz böyle. Kalenin surlarında da insan falan görünmüyor öyle. Düz alabildiğinde böyle belli yerlerde incir ağaçları falan bitmiş öyle. Hani edepsiz edepsiz yerlerde olur olmaz yersiz her yerde biter ya incir. Böyle her yerde çıkmış incir ağaçları falan var böyle. Kayalar bayalar var. Ama daracık bir yol var hakikaten kalaya çıkardın. İlerliyorsunuz böyle şey. Genişçe bir yol bir de. Hani belli ki burası bir taraftan bir tarafa giden köyleri kullandığı böyle tali yollardan biri burası. Tali bir yolda ilerliyorsunuz siz. Ama çok böyle yani işlek bir yer değil yani. Bayağı tilkinin kışın bakır sıçtığı yer affedersin yani. Hiç böyle insan yerleşim falan ya hiç görünmüyor o kale yıkıtısı dışında. İlerliyorsunuz hani sakin sakin. Sen bir şey diyordun Kumantay, ben bir şey alacaktım unuttum onu almayı falan diyordun. Neydi hatırlıyor musun onu? Ha, onu hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Diyeceğim mi abi geri dönmek için? Yok ya, daha geri dönme şansımız yok ya da. Ne alacaksın? Ne bakayım ya? Aslında ben düşündüm ki bir çömlek neyin yapsak da bu barutu içine sıkıştırıp aslında baksan şöyle diyeyim. Ben bu gavur Macarlardan İstanbul'dan da bir tarif öğrendim. Bunu Osmanlı'nın humbaracıları da kullanır. Bir çömleğin içine etcuk barut, birazcık da demir bilye veya sert taş atar. Bunu gaz yağına bulayıp içine bandın mı ateşi verdiğin anda silme kıyamet olur etraf. Aslında bir çömlek neyin bulsak bu barutu sıkıştırabilecek bizim çok iyice işimize yarar. Ama işte çömleği nereden bulacağız? Sağın solun silme dağ taş topraktır. Burada bulamayacağın da kili. Burada bulamayacağın torpağı da sen nerede bulacaksın? Ya, meta game olacak ama arkadaşlar biri de demiyor ki aga burada barut bulabilir miyiz? Hani fazladan atış için buldunuz. Hani humbara için barut. Barut dediğimiz baruthaneler var arkadaşlar. Osmanlı'da biliyorsunuz imparatorluk sattığında buralardan kaleler iaşe olarak iaşeler arasında kalelerin aldığı iaşeler arasında şimdi. Barut istihkakı da var. Meta game yani, yapmayalım diyorsak tamam. Gübreyi yeterince sıkıştırınca da patlayıcı bir hale geliyor. Şimdi bana hayvan hani, bokundan barut yani, attık diye ulaştırmayalım uzun uzun. Olabilir, olabilir. At ama olmaya da bilir şimdi. Kardeşim dokundan, zara bakıyor, zara kaynağı bakıyor. Kaynağı 4 bu adamın, bakın. Ben düşünüp de kaynak 4 verdim. O zaman bu bulur, çıkarır. Ya da işte ne bileyim böyle güverçile de falan yapabilir bu biraz. Ona tabii canım, şeyli biraz o zaman. Güverçile, biraz senin gülfül. Crafting'in vardı değil mi? Benim mi? Benim crafting'im olması lazım. Aa ben şey sistemini açmışım elime. Dur. Sende vardı. Diyorum ki şöyle dağların içerisinde azıcık yoldan sapsak da şu mağaralarda etcük, kömür, güherçile bir şey arasak. Güherçile olur ama daha iyi şeylerde, bahsellerde falan oluyor genelde. Duvar, bahsel duvarlarda falan oluyor. Daha iyisi var, yani. Var onu biliyorsun. Tarafımızda böyle bir yer. Zaten. Kalede bakabilirsiniz. Kaleye çavu böyle çıkartalım. Kaleye gidiyoruz ya. İyi çıkart bakalım o zaman. Şimdi koca orayı... kaleye gidiyoruz ya. Dur. Hadi gidelim. Biz böyle sakin sakin konuşa konuşa ilerlerken bir anda bir şey fırlıyor önünüze. Böyle bir şey kesiyor böyle. Görüşünüzü kesiyor.
zınk diye önünüze böyle bir cida saplanıyor. Cidayı biliyorsun böyle. Mızrağın daha da incesi. Heşti pehlivan, heşti diye de geçiyor bu hani. Şey böyle ince ciritte falan oynarken kullandıkları o mızraktan. Cida evet, saplanı veriyorlar böyle. Tıl yapıyor böyle bir. Ne yapıyorsunuz? Tepkiniz nedir? Böyle, atın üzerindeyiz böyle. Atı böyle çektim dedim. Bırak dedim. Ata dedim. Durdurdum atı. İrice bir adam, irice bir adam bir kaya başında birden böyle dikili veriyor abi. İşte üstünde kürkler bürkler böyle şeyler. Ne bulduysa geçirmiş böyle. Çok güzelli giyilen biri değil ama tepeden tırnağa da silahlı böyle palabiyatlı falan böyle. Bir elinde böyle kılıç bir elinde kalkan böyle şey böyle daha doğrusu belinde kılıç asılı. Belli ki cidayı boğa atmış hani böyle. Bir cida daha duruyor elinde böyle. Almış hemen onu kalkarken. Gürlüyor size doğru. Hey bre salak oğlanlar. Köroğlu'na baş vermeden buradan geçilmez diyor. Ben de Aya dayı Köroğlu'na baş vermeydi. Gerekirse baş vermeye geldik. İzin ver de hele düşman değiliz dostuz. Gelek varak yanına da bir söyleyeceğimizi. Diyeceğini dedi zaten. Dediler Köroğlu'ndan diyor. Duyduk ki Köroğlu açları doyururmuş. Yiğitlerinin yanına yiğit ararmış. Biz de varalım ki onun sofrasından iki lokma nasiplenelim diye geldik. Köroğlu'na da vafir hediye getirdik. Hediye ha? Dönüyor böyle arkasına sesleniyor. Hey dana doyan diye. Kayalardan bir ses geliyor böyle. Ne var cidalı Kenan Ağa diye. Bu oğlanlar Köroğlu'nu görecekmiş. Geçsin diye bağırıyor. Dönüyor cidalı Kenan. Geçin hadi diyor. Cidalı Kenan mı? Ben zaten sola doğru zaten ayağım şeydi. Hemen attan iniverdim. Yedeğimi aldım ata. Geliyoruz yukarı doğru. Kaleye doğru çıkarken bağırışmalar duyuyorsun işte. Hey gavur imam buyur yolcuya geçit ver. Verdim geçsin. İşte diyor destur verdim geçsin diye. Kayalarda eşkıyaların sesini duyuyorsunuz böyle hani. Ve Çamlıbel'e yaklaştığınız sıra içeriden böyle bir saz sesi geliyor. Böyle bayağı bir saz çalgılı söyleniyor böyle. Saz sesi duyuyorsunuz. İnsanlar şarkı türkü söylüyorlar. Atışıyorlar yanında. İnsan sesi geliyor böyle. Bayağı bir şellik gibi bir şey var belli ki. Kalenin girişine büyükçe bir çadır kurulmuş böyle. İşte orada bir yiyip içen eşkıyalar var. Size doğru bakıyorlar falan böyle. Ters ters ama dokunmuyorlar. Kapıdan geçip kalenin avlusuna giriyorsunuz abi. İşte klasik bir dağ kalesi. Derbent kalesi bu. Çok büyük değil. İşte belli yerde böyle bahçelere de giden bir yol görüyorsunuz o kapılar falan. Bir kapalı kısmı var böyle kule gibi burç gibi. O burcun hemen dibinde de yine daha büyük bir çadır. Yörük çadırı gibi açılmış. Böyle hani üstü çok geniş olur ya böyle yörük çadırlar yaylalarda falan açarlar. Ondan sonra bayağı orada eğlenen silahlı işte bir yandan dar gibi kızarmış efendime söyleyeyim kuzuları çeviren işte yemişler falan gelip gidiyor tabaklarda. Çakır içen var ayran çalkalayan var böyle bir şellik var yani orada. Pilav kavuruyorlar falan. Orada yiyip içen böyle saz şairlerle dinleyen orada şairler ozanlar birbirleriyle atışıyorlar falan. Böyle bir eğlenceli şerliğin ortasına gelmişsiniz. Fakat oturanlar arasında böyle taht maht yok yani. Herkes aynıymış gibi oturuyor. Yani kimin kim olduğu belli değil böyle hani. Bir kalabalık ve adamların her biri de böyle birbirinden belalı görünüyor böyle. Siz avluya girer girmez böyle bazı ses sazlar kesiliyor falan bir dönüp size bakıyorlar şöyle bir. Bazıları da eğlenmeye devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? Destur var mı ağalar diye böyle bir ortaya doğru sesleniyorum. Ağalar destur var mıdır? İçeriden adamlar böyle bir dönüp birbirlerine bakıyorlar falan. Kalabalıktan birisi sesleniyor. Neye geldiniz diyor böyle. Baş vermeye mi geldiniz diye bağırıyor. Köroğlu ağama hediyeler getirdik. Onları vermeye geldik diyorum. Sen ne diyorsun Evren ağam? Yap diyor musun? Ben diyorum ki sana bir sus. Hepsi ejderha gibi adamlar.
Yok. Şeyin. Hakikaten bir oturuşları var böyle. Çörekler bir ejderha gibi oturuyorlar böyle. Oturmaları bile hayırlı değil yani. Yani ayağa bir baksalar köy basarlar yani. Belli yani. Belalı herifler bunlar. Yani. Hakikaten. Gerçekten oğlum falan diye soramıyorsunuz. Diye. Belli ki yani o burada takılıyordur yani. Yani. Ben, belli. Benim çok amacım belli. Benim amacım bak DM'in yanında amacımı açıklatma bana ama benim amacım şu. Yanımızda çuvalla geldik. Bu topu senin hakkında ileri geri konuşurken kafasını koparttık deyip Köroğlu'na yanaşmaya çalışacağım ben. Yani o işte yüzden ben... Dur. Bir usulüyle, fenliyle bak ejderha gibi adam var karşımızda. Dur. Ejderha sürüsü var. Smaug'un çorak topraklarındayız şu an. Bana kalsa atalım kendileri önüne de yiğit görünek diyorum ha. Yiğit görünek de sen kendi kelleni at o zaman. Ben korktum zaten sen öyle deyince arkaya kaçtım. Abi siz böyle dikilirken böyle biri kalkıyor kalabalıktan. Diğerlerine göre biraz daha sırım gibi böyle hani çok iri yapılı değil ama sırım gibi böyle kalkıyor böyle. Bıyıklardaki yağ böyle elini tersiyle böyle yumruk bezesiyle siliyor. Öyle yumruk bezesi derler ya ona eski sarhoşlar. Baya böyle yanından kılıcı sarkıyor falan böyle. Ya hiç üstüne böyle zırh mırh yok ha böyle hani bildiğin daha böyle rahat giyinmiş böyle hani. Hiç böyle korkusu yokmuş, pervası yokmuş gibi. Sallana sallana geliyor böyle. Ellerini böyle bellerine koyarak böyle dikiliyor karşınızda. Diyor ki keyfi bizi kaçırdığınıza göre bir hayır haberiniz olmalı. Yoksa sizi kestim gitti. Deyin bakalım kimsiniz, necisiniz, ne diye geldiniz diyor böyle. Ben anlatıyorum baştan. Ağam diyorum biz böyle böyle Tokur Çavuş'un adamlarıydık. Yanaşmalarıydık. Bize böyle bir iş ettiler. Bizi tepe koydular. Eşkıya diye atacaklardı. Ama bizi geçin sofraya oturun bir diyor. Soluklanın bir yorulmuşsunuzdur diyor. Bunlara diyor ya çakır verin ya ayran çıkarın diye bağırıyor böyle adamlara. Size sofrayı buyur ediyor. Gele yerine geçip oturuyor abi. Ağam ne yapıyorsun? Oturuyor musun? Ağam sofraya. Diyorum. Evvela yok canım Köroğlu filmini izlemediniz mi? O sofrada şarap içilmez henüz durun. Ben bile cesaret edemedim. O filmi izlemediniz mi? O sofrada şarap içilmez. Ağam diyorum. Ne haddimize? Biz size hediye vermeye, namınızı görmeye, emrinizin eteğinize bağlanmaya geldik. Sizinle aynı sofraya oturmak buraya ne gelip de, bize? Buraya gelip de Köroğlu'nun sofrasına davet edilip de sofraya oturmayacak adam yoktur diyor. Tekrar gösteriyor böyle sofrayı. Haydi oturalım çekil, o zaman. Birden o 20. yüzyıl başkomiser Ziver'e bağlıyorum bunu. Bizi haydi oturalım o zaman. Oturalım o zaman. Ben de yanına diyorum. Çöktüm. Çöktüm işte. Valla mikrofondan çok uzaklaşma be bak sesin gidebiliyor arada ağacım. Tamam çok abi. Çok kısa böyle hafif. Tamam. Bak gene gitti ses. Şey yapacağım. Alo. Discord'da tamam. Ses filtresini kapatayım. O zaman sana gelen sesim kesilmez. Yayında problem olmuyor. Ha. Sende oluyor. Tamam. Ondan sonra oturduk yavaş abi, yavaş. Siz oturdunuz. Önünüze böyle şeyden et parçası pilavla birlikte getirdiler. Böyle bayağı da dar gibi kızarmış o kuzu. Burnunuza kokuyor böyle. Efendime söyleyeyim. Yemişler falan çok lezzetli. Yani karnınız aç değil ama hani yanınızda ağzınız da var sonuçta. Yani açlık çekmiyorsunuz ama iştaha getiriyor o koku sizi orada. Dağ havasında böyle. Ondan sonra şey diyor ki artık Köroğlu olduğunu anladınız zaten o adam böyle. Böyle çok kırklarında görünüyor ama böyle çok dinç duruyor böyle hani böyle. Kırklarında olduğu belli ama çok dinç duruyor böyle. Diyor ki hem bir yerin için hem anlatın diyor böyle. Devam edin diyor. Evren abi sen mi devam edin? Ben devam edeyim dur. Evet. Diyorum ki abi sus ben devam edeyim dur. Ağam diyorum Tokur'un adamlarından ilki neydi? Kemal miydi? Bu Tokur dönüyor böyle diyor ki bu Tokur diyor eski eşkıya olan Tokur buydu falan diyor. Bir adam bir yerden bir ses duyuyorsunuz böyle. Eşkıyaydı sonra gitti işte geride subaşısını yanına kapılandı diyor. Çetesiyle birlikte diyor. Dönüyor sonra devam edin diyor böyle.
Onun adamlarından birisi acıdı bizi. Zindandan gece çıkardı saldı. Marco Efendi'ye gönderdi. Tam Marco Efendi'nin hanına indik. Ona halimizi arz edecekken Sofunan bir eşşaki geldi. Senin hakkında ileri görü konuştu. Erkek adamı köçek diye oynatmaya kalktı. Gurur ettik. Hem senin aşkına çaldık kılıncı hem kendi namusumuza. Mecbur buraya kapılanmaktan başka çare kalmadı elimizde. Bu Sofa dedi, Sofu dedi Rus eşkıya kimdir? Hiç duymadım ben bunun ismini. Anah kellesi buradadır. İsmini diyor. Hatırlıyor musunuz? İsmini evet. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Kız Softa, kız Softa derdik de kız Softa. Kız Softa mı? Avrat Softa mı? Bir şeydir dönme kendine. Gelip sormaya da hacet yok. Kendisi buradadır deyip. Ben sen sorasın am deyip şrank diye boşaltıyorum şeyi, çuvalı. Abi kelleleri boşalttınız. Adamlar böyle karpuz şeye bakar gibi baktılar böyle şaşırmadan. Köroğlu'na baktılar. Bir size dönüp baktılar. Köroğlu diyor ki belki bu kelleleri yoldan belden birini kesip getirdiniz. Ne bilelim diyor. O sırada irice böyle yaşlı bir adam böyle ama o da böyle pür silahlı. Üstte zırh gibi benzeri bir giysi de var. Eğilip şey diyor yanından direkt böyle. Ben bu kız Softa'yı bilirim Köroğlu diyor. Köroğlu ona dönüp bakıyor. Sen nerede gördün bunları Hoylu Bey tanır mısın diyor böyle kelleleri gösterip. Hoylu Bey olduğunu anlıyorsunuz onun. Hoylu Bey diyor ki Bolu'daki Yeniçerileri dağısı merdanmış ya tıraşçılarıyla Dört Divan Köyü'ne indiğinde yolunu kesmeye gitmiştik hani diyor. Yolda bunları gördük. Bizi görünce ilişmeyip savuştular. Köylüler tanıdı. Kız Softa dediler. Türede eşkıyaymış. Yanındakilerle birlikte geziyordu. Aha kelleleri görür görmez tanıdım. Bunlar ele geçmez cinsten heriflerdir. Osmanlı tepelemiş olsa Bolu Bey bacaklarından astırmıştı şimdiye nabulları diyor. Bunlar getirdiğine göre bunları kesmiş olması kuvvetle muhtemeldir diyor. Köroğlu dönüyor böyle bakıyor size. Belki bacaklarından astırdı bunları Bolu Bey'i de bunlar da başları çalıp getirdiler ne bilirim diyor. Sonra çenesini sıvazlıyor böyle bakıyor size. Öyle yahut böyle. Madem eşkıyalık için geldiniz buraya sizi bir tecrübe etmeli. Ya gönlünüz aklınız çakırla bulanmış bekarlarsınız, sahtekarsınız yahut da azılı eşkıyasınız ki size bir vazife vereyim. O vazifeyi yerine getirebilirseniz sizin burada yeriniz yolunuz olup olmadığını anlarız. Burada yeriniz olmadığını olup olmadığını anlarız diyor Köroğlu. Başımız üstüne ağam diyorum ben. Buna dönüyorum şey Cani Bey'e. Ne diyecek vallahi diye ben... bakıyorum. Köroğlu ağam sen ne dersen o. Bize dediler ki Köroğlu bu dağların padişahı biz de sana kul olmaya geldik. Sen ne diyorsan biz onu uyarız. Mustafa Ceceli şarkısı değil mi ya? Aşkınla yanmaya geldim. Ne yapayım ağam bunlar şimdi bilmem ne. Ne biçim? Karıştırma. Eşkıya deyip de Sübyancı olup çıkarım. Bir espri yapacaktım ama neyse boşver şimdi. Aa benim de aklıma bir espri geldi. Şeyde Köroğlu korkusundan diye zamanda yolculuk yaptı. Yolculuk yaptı. Köroğlu diyor ki şimdi diyor burada da yakın diyor bir çiftlik vardır. Deli Durdur'un çiftliği derler diyor. Bu Deli Durdur'un bana diyor bir borcu var diyor. 20 altın diyor. Bir şey değil diyor. 20 altın borcu var bir şey değil diyor. Ama diyor Köroğlu olmadığımızda diyor namımıza gölge düşürüyor diyor. Çünkü diyor bunu vermedi. Vermeye de yanaşmadı. Ama basit bir iş olduğu için hani buradaki azametli adamlarımı da gönderemiyorum üzerlerine diyor. Çünkü diyor öyle diyor kurnazlık ediyor ki hem diyor ben koca Köroğlu'na 20 altın için Köroğlu buna tenezzül eder mi diye laf çıkarmış gidip üzerine varmıyorum. Hem de bir de bunun üzerinden Köroğlu bile benden borcunu alamadı diye gerim geriliyormuş. Siz bu çiftliğe gidip deli durdu denen
Badrabaz'dan benim alacağımı tahsil edebilirseniz, bana getirirseniz, sizi diyor bir tecrübe etmeyi denerim diyor. Bu tecrübenin de tecrübesi diyor. Ön kayıt gibi düşünün yani arkadaşlar. Aday aday, eşkıya aday adayıyız ya. Eşkıya aday adayısınız şu an siz. Aa, bu herif Madrabaz'ın tekidir. Gittik mi yaygarayı kopartır ki bize, biz sizin, ben sizin kör oğlumdan geldiğinizi ne bileyim diye. Bize bir alamet ver ki senin adınla iş edebilelim. Bakıyor şöyle. İte binmez diye sesleniyor böyle. Buyur ağam diye böyle bir ses geliyor. Bizim diyor şu sancağı çıkar hele diyor. Koşur koşur gidiyor böyle. Bir tane böyle sancak getiriyor ama sancak değil aslında. Bir böyle çubuğa sarılmış bir tür yağlık böyle. Hani yağlık bez var ya bu. Hı-hı. Benim üstümde gördüğünüz gibi. Yörükleri falan oldu. Yörükleri falan kullandı. Kameran kapandı. Bir çık gir yapsın 2 dakika. Allah. Dur. Ha geldim tamam. Yörüklerin kullandığı bu şeyler var ya yağlık. Ondan sancak yapmışlar. Fakat üzerinde de böyle bir kan izi var. Şey diyor ki Köroğlu. Ben diyor babam sebebiyle diyor daha çıktım da diyor. Üzerimize diyor Bolu Bey'in diyor adamları geldi diyor. İlk diyor çatışmamda diyor Bolu Bey'in zorbazlarından, namlı bir zorbazlarından birini kanını akıtmıştım diyor. Bu yağlık diyor onun hatırasıdır diyor. Ben ne zaman soyguna insem bununla inerim diyor. Yani yol kesiyor vurguna insem diyor. Bununla diyor gittiniz mi gördünüz mü bunu tanır o deli durdu diyor. Deli durdu da eski eşkıyadır diyor. Bizden eskidir. Ama bizden azametli çıkmaya çalışıyor diyor. Onu, o bunu tanır diyor. Başkası belki tanımaz ama o bu sancağı tanır diyor. Siz de size tutuşturuyor abi sancağı. Aldık sancağı, atladık atımıza tıngır mıngır. Önce İzle. Köroğlu ağamızın elini öptük, eteğini öptük. Ağam destur senindir dedik. Kalktık, gittik. Dur, kalkmayalım. Önce kalkmadık. Yer yeri söyledi mi? Nere gideceğinizi biliyor musunuz? Ama şaşkınlar. Dediye bilmem filanca yer, filanca yerde şey vardır. Çiftlik vardır dedi. Daha ne diyecekti? İşte gün doğsun da şuradan şuraya, buradan buraya diye yol üstü böyle anlattılar İçine böyle. Kadar onlar tartışalıp söylemeye devam ediyorlar böyle. Ya sonra Bağdat'a da gidebilirsin şimdi. Oyunda mümkün ama tabii yani. Ha. Ama dur ondan önce ulan unutmayak onu. O lazım olacak bize illaki. Şimdi direkt Köroğlu'na değil ama orada böyle kallavi duran bir adama ben yanaşıyorum. Kim olduğuna hocam sen karar ver. Diyorum ki buraya gidilir. Ama illaki çatapat çıkar, dövüş kopar. Bundan korktuğumuzdan değildir ama bir iki şey lazımdır bize. Cebehaneyi açmak değil de biz söylesek var mıdır, bize yardım edebilir misiniz diye soruyorum ben oradan birine. Burada yoksa yardım da yoktur. Köroğlu'nun sofrasına oturdunuz diye Beyk Pöstekisi de mi gördünüz kendiniz diyor böyle adam, direkt dönüyor arkasını. Buradan çıkmayacak. Buradan çıkmadı. Belki Deli Durdu'nun eşşakilikten kalma bir fıçı barudu vardır. Belki. Ama ben gitmeden Lutlayarık. Ne derler? Gitmeden önce ben yine de hani yola çıkmadan önce bir iki böyle açıklama da yapayım. Burada bir açıklama da yapayım. Burada bir açıklama da yapayım. Burada bir açıklama yapayım. Çünkü soru soruldu da chatte. Onu bir açıklayayım. Bu Köroğlu'nun asıl gittiği yer. Sancak mantığı Osmanlı'da yok. Fakat bu belli ki Köroğlu'nun bir yadigarı eski. Fakat bunlara verdiğine göre demek ki o kadar kıymet vermiyor. Fakat Köroğlu'nun eskiden beri tanıyanları tanıyabileceği bir alamet bu. Ya muhteşem bir soru diyor. Yağlık. O soruyu soruyor. Sen niye İso'yu dikkat ediyorsun? Ya çoluk çocuk da olsa anlatalım yani. Öğrensin şimdi yani. Ya İso trolleme bak. Banlayın İso'yu. Yayın sonu açarım ben geri. Devam et abi. O zaman sen şey gideceğimiz yer neresidir falan, bunları bir öğrenmek için sorsam. Yani dikkat etmemiz gereken bir şey var mıdır? Bu herifin kaç adamı vardır orada?
Bunu sorabiliyor muyuz? Yoksa zar mı atmamız lazım öğrenmek için? Köroğlu şey diyor. Hadi eğilelim oyalarısınız diyor. Düşün yola yani, diyor. İşte mi? O zaman biz hemen yola koyulacağız. Ben tam kalkarken ama bir böyle testi, yarım kalan içtiğim testi de alıp ayağa doğru kalkıyor. Ben bakıyorum buna ne yapıyor diye. Kapının ağzından bunu izliyorum. Bu gelecek de gideceğiz diye. Ben kalktım geldim işte yanına. Sofradan kalktım hadi, geldim. Hadi. Haydi diyorum. Yola revan olma vakti diyorum. Dönüyoruz yola. Çıktık. Tarif ettikleri yol üzerinden tıngır mıngır kayaların ardındaki adamlara selam ede ede. İlk cengimiz ya, bir de sancağı da açmış bu Canibek uğursuzluğu. Yok öyle açılır mı ya? Yola gidiyoruz. Herifler 5 kilometre öteden görürse ya ateş açarsalar. Ateş açacak ya. Dürbün. Sen... Tamam, o atar. Tamam. Sancağı açmamışız. Yavaş yavaş sancaksız gidiyoruz. Ben son o şarabı da içiyorum. Küpü de... Bu böyle sancak falan diyor ama bayağı şey yani. O an için mendil herhalde... Mendil ya büyük bunu ihtimalle. Bunu şeye sarıp vermişler yani. Mendil. Sarıp vermiş yani ama... Köroğlu'nun böyle hani eşyası arasında duruyor. Çamlı belde takılıyor ya bunlar hep. Kan izi kurumuş kalmış böyle üzerinde. Şey yani Köroğlu bir hani yadigarı ama şey gibi değil yani böyle. Ne bileyim böyle İran tarihinde var ya meşhur işte Demirci Gavet'in önlüğü var. Üzerinde böyle sonradan bunu bayrak haline getiriyor İran şahları. Üzerinde değerli taşlar falan yerleştiriyorlar. Şehrame'de geçen. O tarz bir şey değil bu yani. Ha işte yolu açıklayayım. Anladım ben zaten. Ben, pislik yapıyoruz burada biraz. Küçük testiyi ben ha. De yanıma ama abaya koydum. Bıraktım onu da diyeyim. Onu arada kaçırdım. Lazım oluyor çünkü. Küçük testi aldınız bir şey demedi yani. Şey çünkü sofraya otur demişti yani. Hani yiyecek falan da alabilirsiniz ama zaten yanınızda çıkın tamam. Var hani böyle şey. Yemekle arasında kutunuz yok. Aldık eşyaları. Yola çıktık artık. Sonunda çıktık yola. Sancak mancak da açmadık. Dümdüz çıktık yoldayız. Gizliyiz. O sopaya böyle ağacını sarmış vermiş eline yani şey böyle. Sonra taktınız atın kenarda öyle gidiyoruz yani. Tintin gidiyorsunuz. Böyle tintin giderken konuşuyoruz aramızda. Ne yapacağız? Ben diyorum ki olur da diyorum size mukavemet ederse ne edeceğiz? Vallahi ondan kelli zaten gündüz vakti girmeye. Gece vakti girek. Bu adamı da yalnızken bula. Köroğlu'nun emanetinde göstererek diyek ki böyle böyle. Gündüz vakti yoksa herkes uyanıkken yapılacak iş değil haraç kesmek. Haraç kesmeye gitmiyoruz ya. Usulüyle borç tahsil etmeye gidiyoruz. Öyledir ama işte belli de olmaz. Tahsili duyun falan değil mi böyle? Bu herif şimdi asker çağırmışsa Köroğlu benden bu parayı almak istiyor. Yahu sanki jandarma ya o 20. yüzyılda mıydı? Her köyde jandarma karakolu mu var? Bolu'dan, Gerede'den asker gelip bunu kurtarana kadar biz Çamlıbey'e dönmüş oluruz. Köyün bu ilçenin sipahisi yok mu? Demezler mi sen misin bu ilçenin sipahisi diye? Bu ilçenin sipahisi yok mu? Bize ya gelip duhul ederler bizi Canibek. Duhul ederler. İma ederler bizi bu, Canibek. Bu Gerede'ye yakın bir çiftlik arkadaşlar. Hani söylediği kadarıyla size. Ama Gerede'ye çok yakında değil yani. Çığlık atsalar sesini duymazlar yani Gerede'den. Ama çiftlikte bunun adamı var mı? Kaç kişisi var? Necidir? Eşkıya dedi bir de hani. Nasıl bir herif bilmiyorsunuz yani. Ama Köroğlu böyle çok sakince söylediğine göre belli ki bunun bir tanışıklıkları da var. Ona güvenerek şey yaptı Köroğlu. Köroğlu diyor işte. Yani Köroğlu'yu korkutan biri değil. O yüzden ben hala gece gitme taraftarıyım. Geceye kadar oyalanak. Gece vakti usulünce gider sorarız. Neyse çiftliği görecek kadar bir mesafeye gelelim. Orada bir ağaç, bir pınar bilmem bir nehir kenarında geceye değin. Atı sulayalım, bir şey yapalım. Oyalanalım o zaman. Peki çiftliği falan gözlemeyecek misiniz? Gezecek mi? Görecek bir yerde. Görmüyor, çiftliği görecek mesafedeyiz. Gelen gideni çok mudur?
Akşama senin... kadar kaç kişi geldi? Bir, İçerisi kalabalık bir, mıdır? Zarına güvendiği şey şey. Ne bir pınar başına geldiniz hakikaten. Bir gözlem pınar başına. Gözlem mi? İki bende gözlem. Bende değil. Bak kim gözlemleyecek? Gözlem yerini bulacak biri lazım. Kim gözlemine güveniyor? Sen onu attırayım. Ben Martin. Ben kumantayın gözlemine güveniyorum. Gözlere tamam. Bak. Perfeccio okuyor. At bakayım. At bakayım benim adım. Hadi. Artı bir de buradan geldi. İkisi de var. Üç. Üç. Atayım mı senin bir yerine? Beni benime de at bakayım. Doğa şartları izin verecek bu mi? Bu da üç. Nasıl yağmur yağıyor? Ya. Gözünüzü çıkartamıyorsun. Şöyle yok yok yağmurdan falan değil ama baya etrafı ağaçlık buranın. Biraz görüntüyü kapatıyor. Yani bir ağaca çıksanız falan baksanız bile ağaç görürsünüz hani böyle çiftliğe çok böyle biraz bir yere saklanıp sokulmanız gerekebilir gibi görünüyor yani. İyi o zaman. Ama çiftlik telha bir yerde baya böyle hani ucunda ben şey... Bir patika falan var böyle çiftliğe giden ama çok böyle şey görünmüyor yani bir insan sesi falan duymuyorsunuz. O zaman senin gizliliğin kaç? Hah doğru tamam. İşte burada ben devreye giriyorum. Gizliliğe verdiydim ben. Bak aa vermemişim. Bir. Benim de bir. Allah seni ne yapmasın. Nişancısın sen. Kim görmemeleri lazım seni. Ya gizli bir ve şey yapsam da o da pişto kullanıyorum. Attığım zaman fizan dağıtıyor diyor. Neyse. Sen o zaman şöyle bir gizlilikle bir yanaş iyice. Bir kolaça net. Yaklaşan biri olursa zaten bir çağırırsan bakarım bir şekilde. Ama sen de uzak durma. Ben bir o zaman gizlilikle zar mı atacağız? Evet yani? Öyle. Kolay mı Mehmet Berk Yaltırık'tan beleşe besmele de besmele çek öyle at. Tamam bu sayılmaz. Besmeleli atacağım. Yoksa besmeleli eksi bir çıkıyor. Ben yok yok at. Eksi bir çıktı. Birdi zaten sıfır. Attım yani. Eyvah. Allah'a emanet besmele çekip gidiyorsun ama ne olacağı belirsin. Ben zar atmıyorum. Hani bile. yazık ya. Atmıyorum. Yazık. Abi sen ilerliyorsun böyle sessiz sakin bir şekilde ama... Ağaçlıkta kaplı bir yer ya. Adım attığı yerde de böyle dal bal çıtırıyor. Tamam mı böyle hani? Şeyi geride böyle böyle bir nasıl derler böyle? Geride böyle bir hafif açıklık bir alanda atları ve şeyi bırakmışsın. Bu şeyi evranı. Farkında ondan sonra sen böyle dalları... Mehmet abi. Farkındalığım ama aniden böyle birisi yaklaşırsa fark ederim diyeyim. Onu fark edersin canım. Bu da zaten şey ama sen çok böyle saklanarak ilerliyor musun? Yapı da var ya biraz böyle adım attığı yerde çatır çutur sesler geliyor böyle. Kemik üzerinde yürüyormuş gibi. Ay, ondan sonra siz sen böyle çiftlik kapısına doğru yanaşıyorsun abi. Böyle avluyu görüyorsun. Avluda böyle yaşlı insanlar var böyle. Hani çiftliğin emektarları belli ki. Biri köşede bir odun kırıyor. Öbürü işte şeyle arabayla böyle bir saban taşıyor içeriye doğru. Belli ki hep buranın emektarları eski. Başka biri görünmüyor yani. 3-4 ihtiyar görünüyor işte. 2 yaşlı kadın, 2 yaşlı adam. Bir tane de bir çocuk, gençten bir çocuk. Sizden yaşı biraz daha ufak bir çocuk var böyle kenarda. O da işte ne derler? Odun şeyle, ihtiyar bir dayıyla birlikte odun kesiyor. Yani 4-5 kişi, 5 kişi görüyorsun orada bir hani. Daha kalabalıklar mı? Yani yalaşma falan var mı? Silahlı var mı? Görülmüyor sadece. Bir onu görüyorsun sadece. Çalışan görünüyor. Ben orada yokum. Bu sahne sende. Bana bakma. Ben bekliyorum atları yanında. Eyüce bir baktım ettim. Göremedim ama yani bu adamı da göremedim. Tek başına girmeye de ben cesaret edemem. Gündüz vakti zaten. Gece gireceğiz dedik. Ben buradan dalar isem sıkıntı. O yüzden ben ufaktan geri döneyim Evra'nın yanına. Varayım. Ne kaç kişi ne olduklarını söyleyeyim. Ondan sonra şey yapayım. Geri dönüyorum ben. Bunun için tamam. Herhalde aratmaya falan gerek yok. Yok. Döndü. Sorunsuz yani döndü. Evran ağam burada 4-5 tane adam var. Ama konağın
beyini görmedim. Silahlı adam da görmedim. İlla ki ama birileri vardır. Silah olmadan olmaz burası. İdare edemezler. İlle de dersen ki gündüz vakti dostça girelim. Ben adam görmedim. Düşman görmedim. Ama ki tahsil edeceğiz. Hem paramızı alacak hem korkulacağız dersen gece girelim. İçeride baskın. Kaç adam var dedin? 5. 4 veya 5. Tam hiç, da göremedim. Hepsi biliyorsun. Er mi? Yani erkek kadın var mı içeride? Ev midir burası yoksa? Vallahi yaşlı gudubet bekarların evi yeri midir? Ya yani, senin aktarış şekline oturayım ya. 4-5 tane adam var diyorsun. Yani öyle deyince de bu soruyor doğal olarak hani. Silahlı adam midir, nedir, im midir, cim midir? 4-5 tane silahsız yaşlı insan gördüm. Başka da bir şey görmedim. Silahı olanı da görmedim. Gündüzleyin çalalım kapılarını, girelim o vakit. İyi girelim. Maksat çatapat olsun. Ben düşüyorum ardına o zaman. Atları bağlayalım şöyle yakınca. Niye atlarımızı bağlıyoruz canım? Ya içeriden ejderha çıkarsa neyle kaçacağız? Kapıya bağlayacağız da. Bakalım alacaklar mı? At sırtına mı gidiyorsunuz? At sırtında mı gidiyorsunuz? At sırtında kapıya kadar geldik. Böyle çitin dışına doğru bağladık atımızın şeyini. Attık yularını demeli. O çitler falan vardır kapının yanında. Evet. Oradan bir yere bir sardık. Evet. Destur var mı dedik. Kapının dışındayız hala, öyle girmedik. Destur var mıdır dedik. İki büklüm bir ihtiyar şey böyle böyle meydanda durup böyle sanki millete el işaretleriyle falan yönlendiren bir ihtiyar var. O böyle size doğru ilerliyor. Kadınlar yüzünü kapatıyor falan böyle. İşlerini öyle sürdürüyorlar. Odun kesen ihtiyarla genç çocuk duruyorlar böyle. Bakıyorlar size doğru. İhtiyar kapıya geldi böyle. Ve aleyküm selam. Hayırdır, geri kaldılar. Sizi buraya hangi rüzgar attı diyor böyle. Kimsiniz, kimlerdensiniz diyor. Ağam diyoruz, deli durdu diye bir pir ararız. Bizim durdu ağayı mı sorarsınız diyor. Ne yapacaksınız durdu ağayı diyor. Selam getirmişiz. Kafasını sallıyor şöyle bir. Geçin geçin içeri diyor. Siz abi avluya geçtiğinizde kadınlara sesleniyor işte. Ayran çıkarın. Konuk gelmişlerdir ağamıza diyor böyle. Ondan sonra siz avluda beklerken kadınlar hakikaten markaçlı ayran getiriyorlar abi böyle. İçiyor musunuz? Hani şey yapıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Aa, nezaketen alıyoruz ama böyle bakıyoruz tabii ki de. Ayranı aldık böyle. Tas avucumuzun içerisinde. Çünkü sabahtan beri ayran içiyoruz her yerde. Adam böyle yukarı çıkıyor evin. O üst kata doğru böyle şeye, ikinci katına. Kendisinden daha yaşlı biriyle aşağı arıyor ama bu İlay yaşlı da bayağı böyle iki büklüm bir yaşlı. Ama gözleri böyle felfecir okuyan böyle çakmak çakmak gözleri calcaklı bir dayı böyle. Bir öyle bir DNA'ya dayanarak geliyor böyle yavaş yavaş böyle. Size doğru dikiyor gözlerini. Bana kimin selamını getirdiniz hayrola diye böyle soruyor. Ağam diyoruz. Dur hele diyorum. Ondan sonra tabii sancak böyle açık aşikare değildi. Ben onu sopadan ayırmıştım böyle. Evet. Önlüğümün cepleri vardı ya benim böyle. Evet. Böyle katlamışım. Zaten çok büyük bir şey değil. Senin boynundakinden biraz daha ufak bir yağlıktı zaten. Onu böyle ağam diyorum. Kat çıkarttım. Böyle katları koydum yere. Yerde oturuyoruz galiba. Yavaş yavaş açıyorum böyle. Ağam diyoruz. Selam budur. Bakıyor şöyle bir. Alıyor eline böyle. Sümkürüyor böyle. Ayaklarına da doğru atıyor böyle hani. Köroğlu şimdi de sizi mi gönderdi diyor böyle sırıta sırıta o yaşlı böyle. Sırıtarak. Köroğlu şimdi de sizi mi gönderdi diyor. Bizi göndermiştir ağam. Lakin sen görürüm ki pek korkmazsın Köroğlu'ndan. Köroğlu... Kısa dolla gezerken biz bu dağları susta durdururduk. Buradan kervan geçemezdi bizim korkumuza. Deli durdu dedim mi? Bolu'nun eski paşası bile korkardı. Eski zaman işte diyor. Dedi mi? Hiç sonra... unutmam bir gün deve kervanı. Unutulan unut. Köroğlu'nu geçtim. Köroğlu'nu geçtim. Ulan burası Arabistan mı? Burada da acı...
Hacı Hüsoy'u emmiye almış olduk. Önceden bu dağlardan hesap senden sorulurdu ama şimdi Köroğlu'ndan sorulur. Sen şimdi neyine güvenirsin? Durdu ağa. Evvelden sonra racon keser misin? Ama yaşlandın herhalde. Raconu unutur olmuşsun. Kılıç artık senin elinde değil. Sen kılıç artıyorsun. Vay, çok güzel bağladın. Adam böyle diker açıyor. Ne yani? Koca Köroğlu 26. için bu bir avuç ihtiyarla çocuğu mu dövecek yani? Bunu mu göze alıyor diyor böyle. Diyorum ki 26'ın için değil diyorum. Bir ihtiyar Adem'in iki yüzlü madrabazlığı için. Sen ondan altın değil nam alırsın. Bu kadar. Daha ne diyeceğim? Daha altın. Ne? Adam olana çok bile vermesi lazımdı şimdiye kadar altını. Hiçbir şey demiyor abi. Arkasını dönüp evine geri çıkıp dönüyor. Eyvah. Avludakiler güçlerle güçlerle geri dönüyorlar böyle. Hiç sallamıyorlar siz onu dediklerinden sonra. Bitti. Vallahi bundan iyi sözü söyledik biz. Diyeceğimizi dedik ama içeride konakta ne olduğunu da bilmezdik. Ne edecek? Adamı soktuk içeri. Sana bir şey diyeyim mi? Komple burayı gece ateşe verelim. Tamam ama şimdi gidelim. Etrafımızda kimse yok. Az önce herkes dağıldı işine. Fısır fısır konuşuyoruz. Biz şey değil mi? Köroğlu'ndan çok Köroğlu'cuyuz. Nasıl parasını vermez? Yakarız bir gezegeni, yakarız. Abimizin parasını ver lan falan diyor. Şey gibi, gayyotçu gibi böyle. Abi sen bana yol vermiyorsun ki. Bak benim dedemin çocukları yeni Sinop cezaevinden çıktılar diyor. Ata biniyor. Çubuğa kafa atıyorlar, kafa. Ata binip bu iş burada bitmedi, durdu. Bu iş burada bitmedi. Durdu ağam diyorum. Bağırıyorum böyle. Atın üzerindeyiz. Konağa doğru yukarıya doğru bağırıyorum. Durdu ağa diyorum. Son sözüm bu mudur? Bak karışmayın. Bana karış. Yani sonradan bana karışamazsın. Karışmam. Koca Köroğlu diyor. Zulüm edecek değil ya. Ha 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 diyor. Gülüyor camdan böyle. Kaybolup görünüyor sonra. Yani bir görünüp kayboluyor. Ben tekrar bağırıyorum. Zaten zulmedecek kişi Köroğlu değil ya diyorum. Hıngır mıngır atı sürmeye devam ediyorum. O eski atı suladığımız yere konduk geri. Hakikaten de böyle yere kenarında. Böyle bir de şey bazın bir yer tamam mı? Hani böyle bir bel var böyle bir sırt var yani. O sırtın hemen dibinde gelen geçeni görmezsiniz ama kolayca gelen geçen de sizi görmez. Hani yol da yok yakınında hani. Ağaçların içinde zaten. Bir çiftliğe yakınsınız sadece. Bir de çok uzaktan şeyi görüyorsunuz. Ne derler onu? Çamlıbel'i ki zaten Çamlıbel'e hani gitmeniz hani sabaha buldu desek. Çamlıbel'den oraya gelesiye kadar da akşam vaktine yaklaşmışsınız yani. Ama çok yorgunsunuz. Hani şey çünkü gece uyumadınız. Çamlıbel'den de hemen yolladı sizi Köroğlu. Buraya geldiniz ettiniz falan. Üstünüze yorgunluk çöküyor yani. Böyle bir dinleniyoruz iyice. Akşam üzeriydi. Konuştuk. Yani hava kararmaya yakın değil ama yani onun bir tık öncesi. Fakat yorgunluk çöküyor. Böyle bir iyice böyle bir şeye sokulduk. Gözünüzden uyku akıyor böyle şey hani. Cenk falan da ettiniz ya bir önceki şeyde. Bir önceki şeyde cenk falan da ettiniz ya. Yol yürüdünüz falan bayağı bir. At sırtında da olsa biraz yorgun kemikleri sana ağrıyor yani. İyice böyle şey bir yere sokulalım. Görünmeyeceğimiz bir yere. Çünkü şey böyle kod farkı var anladığım kadarıyla. Bulunduğunuz yer öyle yani. Biraz bulunduğunuz yer öyle yani. Saklanabileceğiniz bir yer. Ateş yakmadığınız sürece sıkıntı olmaz. Şöyle bir dinlenelim de. Gece bak ne temaşa edeceğim diyorum. Bu bölümü burada sonlandırıyorum ben arkadaşlar. Ben dahil herkesten biraz durduruyor musun? Bir zar atalım. Sonuçlarını bir dahaki bölümün başında açıklarsın. Tamam. Benim için at, senin için at, bir de Kuvata önce için Mehmet at. Önce Mehmet Belkiyaltırık için attım. Evet. Artı bir. Tamam. Sonra Kumanta için attım.
O da artı 1. Sonra da kendim için attım. O eksi 1. Aradan sonra mı devam edeceğiz? Burada aradan sonra 10 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi alın. Devam edeceğiz. Tamam.